Evet, Gönen'deki gözümüz sürü efendim. Aksu Hayvancılık İşletmesi'ndeyiz. Yanımızda Özkan Dereli var. Efendim, biraz bize bu tesisten bahseder misiniz? Bu tesisin özelliği nedir? E, şu an inşaatlar büyük bir hızla devam evet. ediyor. Biraz tesis hakkında bilgi Tabii verir misiniz? Tabii ki. Şimdi ülkemizde son 2-3 yıldan beri bakanlığımızın da almış olduğu e, politikalar gereği küçükbaşla ilgili. Ee, ...küçük başta damızlık e, ihtiyacının var olduğunu gördük, gözlemledik. Ve bu sektörün içerisinde gerçekten kaliteli damızlık e, aramaya çıktığınızda... ...çok nadir karşılaşıyorsunuz. Bu bağlamda ülkenin belli noktasında belli az miktarda var. Onun da fiyatların yüksek olduğunu görüyorsunuz. Ve bu halde yurt dışından hayvan getirme e, yolunu tercih ediyorsunuz. E, biz 100 yıllık e, geçmişi olan neredeyse... Bu Merinos hayvanı ile ilgili bölgeye uyumlu, adaptasyonu çok yüksek olan Merinos hayvanında karar kıldık. Ve e, çok eski halk elinde ıslah projelerinden ve Bağdırma Merinos Arası'nın koçlarından ülke küçükbaş hayvancılığına hizmet etmek üzere e, yola çıktık. E, yatırımcımız e, Karamamaraş Kağıt Sanayi ve sahibi çok değerli yönetim kurulu başkanı Muhammed Bey, ee, bu ülkeden aldıklarının bu ülkeye vermek üzere olduğunu düşünerek sosyal bir proje kapsamında e, bu projenin oluşumu adına gerekli adımları attı. Geçen yıl yerimizi aldık e, ve kısa süre içerisinde bir iki ay içerisinde de yerlerimize yeni yer, yapılan yerlerimize gir, girmeyi düşünüyoruz. Fakat çevre düzenlemesi e, ve fiziksel, fiziksel şartlarına baktığınızda sadece bir damızlık işletmesinden öte bulunduğu noktadan itibaren etrafındaki üreticiyi aydınlatan, öğreten, onlara doğru management, sürü yönetimini anlatan, yaptıkları hataların e, geri dönüşümünü de onlara getirecek kazançları kendilerine göstererek ve anlatarak üniversitelerle, gerekirse bandırma merkezli çiftliğiyle e, doğru kişilerle buluşturarak e, çevremizde böyle bir çalışma da yapmak istiyoruz. Yani Damızlığı ürettim, ben bunu sattım şeklinde değil. Belki de biz damızlığı satmadan önce bizden damızlığı alacak olan kişiyi e, bilgilendireceğiz. Kendisinin nasıl bir işe girdiğini, neler yapması gerektiğini kendisine anlatacağız. Ondan sonra e, akabinde kendisine hayvanları vermeyi planlıyoruz. Fakat biz şu anda damızlık satmak üzere e, daha erken olduğunu düşünüyoruz. Çünkü istediğimiz ve düşündüğümüz, kafamızda hayal ettiğimiz damızlık e, görseli 2-3 doğumdan sonra gerçekleşeceğine inanıyoruz. Ve ondan sonra o sürü üzerinden de yürüyeceğiz. Türkiye'de e, bununla ilgili yapılmış daha e, modern e, üst seviyede çiftliklerimiz vardı. O arkadaşlarımız, o çiftlikler bunu çok yukarıya koydular. Fakat biz de o aldığımız... E, Deneyimlerle biz de bu çıtayı daha yukarıya koymanın e, nasıl olacağınla ilgili birazcık kafamızı yorduk. Ve sonuçta aldığımız tepkiler, anlattığımızda geri dönüşümler gayet güzel olduğunu görüyoruz. Fakat e, şunu da açıkça söyleyebilirim ki e, son yıllarda bakanlığın da Küçükbaş'la ilgili yapmış olduğu çalışmaların bizim böyle bir yatırım yapmamızı e, destek olduğunu güven verdiğini de söylemeden edemeyeceğim. Çünkü e, küçük baş her zaman için büyük başta oranladığınız zaman daha verimli, daha çabuk dönüşümü yeme konusunda e, merayla buluşturabilirseniz daha ekonomik e, olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de zaten bizim Orta Asya'dan gelen bir e, göçebe kültürümüzde küçük başla e, biz hep birlikte olduk, evet. büyük başımız yoktu. Türkiye'deki meralar, Anadolu'daki meralar küçük başa uygun meralar. Şimdi sonuçta var olan, denenmiş olan, daha önce yapılmış olan bir şeyi bizim daha ileriye nasıl götürürüz? Bizim asıl burada sormamız gereken soru ve üzerinde odaklanmamız gereken konu bu olduğuna inanıyorum. Yaptığımız yatırım sadece görülen fiziki betonlardan ibaret değil. Biz bunlara bir ruh katmak istiyoruz. Toplantı sonu üniversitelerden getireceğimiz doğru e, araştırma görevlisi bu konuya daha doğrusu çok affedersiniz hayvan bokuna basmış olan kişilerle üreticiyi buluşturarak biz bir yola çıktık. Yani bu yolda da e, çaldığımız mayayla İnşallah bu yoğurdu tuttururuz diye düşünüyoruz. Özkan Bey, şimdi burada Türkiye'de de e, gündeme geldi. Çok e, müthiş bir rakama bir damızlık e, koç aldınız. E, 21 bin lira gibi bir rakam konuşuldu. Hakikaten bu kadar hı hı. eder mi diye. falan eder mi? Şimdi nereden baktığınıza çok bağlı. E, bir. 1925-30'lu yıllarda ülkeye getirilen Merinos koyunların e, üretilmesi ve geliştirmesi için kurulmuş 80-90 yıllık bir kurumdan ben bir kan çıkartıyorum. Bir, buradan bir değeri var. İki, oradaki çalışanların bir emeği var. Sonuçta bu hayvana talip olanlar var. Aza ne kadar çok talip varsa değeri yükselir. Fakat... Bir başkası için bu rakam çok fazla olabilir. Ama yurt dışındaki gelişmiş olan çiftliklerdeki e, satılan değerlere baktığınız zaman aslında çok komik olduğunu da görürsünüz. Yurt dışında draft yöntemiyle koç alımlarının olduğu çiftlikler var. Daha önce de söylemiştim. 1.3 milyon pound'a sulfok Koç İngiltere'de satılıyor. Tabii ki orada e, bizdeki gibi aşım şeklinde değil. E, spermanın alınıp ondan sonra aynı büyük başta olduğu gibi e, o şekilde onu katma değere döndürüyorlar. Fakat şu var, e, biz 21 bin lirayı çok olarak görmüyoruz. Aslında koçun iyi bir damızlığın ne kadar değerli olduğunu anlayabilmek üzere insanların yorum yapmasını istiyoruz. 100 tane kuzu üreten bir işletme 400 450 gram ağırlığı canlı ağırlığı gün alımına bir koça sahip olursa atıyorum 2 kilo fazlası olsa her ürettiği kuzunun 2 kilo bugün 21 liradan deseniz sonuçta aldığınız rakam ortaya çıkıyor. Belki koçun yarı parasını çıkartıyorsunuz. İyi damızlık her zaman için size kazandırır. Ama bu nereden baktığınıza bağlı. Şimdi bu bunlarda zaten şu an gerçekten. Evet, Bandırma Merinos e, ihaleden aldığımız e, 9 adet hayvanımız var. Bu yıl da almayı düşünüyoruz. koçlarımızı tamamen secer secereli kayıtlı Bandırma Merinos arasından çıkmış koçlar olarak kullanacağız ki bizim e, elde etmek istediğim sürü e, belli bir e, elit noktaya gelsin. E, Damızıklarımız da verdiğimizde üretici de aranan ve onlara sorun çıkartmayan damızlıklar olsun istiyoruz. Tüm hastalıkları ve diğer uygulamaların yapıldığı gönül rahatlığını alabileceği bir işletme olsun istiyoruz. Özkan Bey burası Merinos noktasında sanırsam Türkiye'nin önemli bir arge merkezi gibi de düşünülüyor. Hem kaliteli damızlık yetiştirilmesi noktasında evet. hem Merino'sun yaygınlaştırılması Hı. noktasında. Peki burayı seçmedeki bir nedeniniz var mı efendim neden gelen? Şimdi Balıkesir öncelikle küçük küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın çok iyi geri dönüşüm aldığı yerlerden cazibe noktası. Bakanlığın burayla ilgili zaten düşünceleri var. Damızık damızlık merkezi gibi düşünüyor Balıkesir'i. Balıkesir kuzusunun İstanbul piyasasında ve Türkiye piyasasında zaten bir aranırlığı var. bu nedenle buradaki birçok insan Merinos hayvancılığın elde ettiği kuzularla onu satarak onlarla geçimini sağlamaya çalışıyor bir nebze de olsa. E, bu bağlamda Balıkesir'i seçmemizin sebeplerinden bir tanesi bu. Gönen'i seçmemizin sebeplerinden bir tanesi de şu. Gönen gerçekten bu konuda e, yatırım amaçlı cazibe merkezi. Biz burada uygun doğru bir yer bulduğumuza inanıyoruz küçük başla ilgili. E, hayvan hareketleri az oldu. Önümüzün büyük bir alanın orman olduğu ee, ve küçük küçükbaşla ilgili yazın sıcak problemi yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Bu da bizim istediğimiz, e, aradığımız şartlarda bunları sağladık. Artı, Balıkesir'de Balıkesir Kutusu coğrafi işaretlemesi var. Evet. İleride coğrafi işaretleme ile ilgili e, bakanlığımız ve Balıkesir Borsamız e, bu konuyla ilgili bir takım uygulamaları hayata geçirebilirse, o zaman Balıkesir'deki e, kuzu çok daha e, aranır, çok daha belki maliyetleri yukarıda olacak. Yani e, siz onu daha e, pahalıya satın alacaksınız. Çünkü e, az olan bir şey fakat Balıkesir'de bütün mezbalardan çıkan e, hayvanların hepsi Balıkesir e, kuzusu olarak çıkmıyor. Evet. Misafir, bunu ayırabildiğimiz noktada... E, o zaman işte gerçek anlamda bu hayvanlar daha iyi para etmeye başlayacak kuzu bazında söylüyorum. Örneğin bugün fiyat 21 ise belki o gün 25 lira 26 lira gibi rakam olacak. E bu üreticiye dönecek olan bir şey. Üreticiye dönen her şey onun üretmesini sağlayacaktır. Ve sonuçta bu bir döngü içerisinde yaşamasını sağlayacak. E bakanlığımızın da bütün yapılan planlamalar bunun üzerine değil mi? Verilen destekler bunun üzerine değil mi? Evet. O yüzden örneğin büyük başta nasıl Kırşehir bölgesi organize büyük baş tesisleri kurulmuşsa, başarılı da olmuşsa Küçükbaş'ta küçük başta da balık Bir de son bir şey söylemek istiyorum. Gönen'le ilgili. Gönen dünya coğrafi işaretlemeler konusunda Point Arena yani Gold Point Arena altın nokta olarak geçer. Yani buranın bir havası var. hayvancılık için çok ideal bir hava. Bir hat var. Artık bunun tabii ki bilimsel açıklamasını e, yapılabilir belki ama buradan çıkacak olan çıkan hayvanları, bir gönen bu bölgeden çıkan hayvanlar İstanbul'da çok ciddi şekilde talep var. Evet. E, hani bunu da belirtmek isterim. O yüzden Balıkesir bence doğru bir yer olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim.